Sevgili arkadaşlar, yaklaşık bir 15 metrekarelik teras balkonundayız. Pek çoğunuzun buna benzer yerleri vardır. Dubleks bir evin üst katının teras balkonu. Su kaçıyor dediler, geldik. Dün geldim, hatta dün test ettim. Şurayı söktüm. Bir tane şeyi söktüğümde altı bomboş. Hiç yapıştırıcı yapışmamış. Elediğimizde boştu. Şu aradaki yosunları görüyoruz. Bu altının boş olduğunu, alta su aldığını gösterir. Böyle altı boş. Lazerde atıyor. Şimdi siperle keseceğim. Ondan sonra tekrar düzgünce yapıştıracağız. Burada taraklı şekilde dün gördüm. Yapıştırmışlar ama taraklı kalekim dediğimiz malzeme, taraklı olarak çekilen kalekim ayrılmış zeminden. Ne hikmetse. Onu anlayamadım. Zemin altında membran veyahut da strafor olduğunu düşündüm ama yok. Şu ses bana onu söyledi ama bir şekilde zemindeki taraklı kalekim zeminden ayrılmış, bağdaşmamış. Ne buraya yapışmış, ne buraya yapışmış. İlginç. Siperle şunu keselim. Evet. Altı. Görüyorsunuz. Olmuş. Oraya yapışmış, da buraya yapışmış. Islak. Boş. Evet, hemen kalkıyor. Evet, altı boş ve ıslak. Evet. Görüyorsunuz mu sayfa? Olmuş. Bunları böyle kurtarabilirsek kurtarırız. Şunları kaldıralım. Evet, bu da böyle kaldı. Görüyorsunuz. Islak. Bu da. Burası da kalktı. Yukarı şimdi bir şey çekilmiş ama taraflı olarak dikmesi aşağıya yapışmamış. Alttaki şapa yapışmamış. Arkadaşlar, yine aynı üzüm problem.
müteahhit işi. Çimento yok. Kum var. Kumun üzerine seramik yapıştırmışlar. Alta inen su hiç seramiğin içine doğru düzgün girmeden seramiğin altından dışarı çıkıyor. Şöyle bak, insan şapı elle söker mi? Sökülüyor. Ya. Aynı problem. Hayırlı sos bakalım. Oydukça gidiyor. Bunları süpürelim, temizleyelim. Sonra devam edelim. Çimento yok. Kum var. Kumun üzerine seramik yapıştırmışlar. Alta inen su hiç seramiğin içine doğru düzgün girmeden seramiğin altından dışarı çıkıyor. Şöyle bak, insan şapı elle söker mi? Sökülüyor. Ya. Aynı problem. Hayırlı sos bakalım. Oydukça gidiyor. Bunları süpürelim, temizleyelim. Sonra devam edelim. Tekrar kullanmak için seramiklerin çapaklarını temizliyorum. Bunları tekrar kullanacağız inşallah burada. Zemini süpüreceğiz. Aynı malzemeyi kullanmayı düşünüyorum burada. Arkadaşlar, bu toyada da bir problemde şöyle mermerlerindeki açmalar. Buradaki açmanın içinden su girip aşağıda inebilir. Burada da zaten onun alameti var. Buradan giren su buradan böyle parçalaya parçalaya inmiş. Burayı da sağlam bir şekilde derzini çekeceğiz. Bu şöyle zayıf bir derz tutuyor. İki memur arasında gelen yağmur çuvalın içinden aşağıda iner. 2, 4, 6, 8, 10 tane dipteki seramiği kaldırdım. Pek çoğunun altı aynı şekilde oynuyor ama asıl problem oradaydı. Oradan giriş engellersek buralara muhtemelen gelmez. Çünkü suyun akış yeri orası. Orayı bir çözümlemek istedim. Burada daha çok eğim var. O tarafa doğru. Su orada görünüyor muhtemel. Orayı şimdi sağlamca yapacağım. Öncesinde bir DKS 120T solüsyon hazırlayıp zemine salacağım. Evet. Buraya bir DKS 120T solüsyon hazırlayıp saldım. Hem batını astar bağlayıcı oldu. Hem olurdu su kaçarsa alttan. Su kaçışını engelleyici bir bariyer oluşturma çalışması yaptık. Şimdi bir yemek molası vereceğim. Sonra manto fayans yapıştırma aracıyla söktüğüm seramikleri tekerleştireceğiz. Sağlam bir şekilde taraklayarak, çift taraflı olarak. Ondan sonra kurumasına bir takip derzini çekeceğiz. Ve komple zemine bir gün sonra DKS 120T uygulamasını yapacağım. İnşallah basit, fazla masraf harcamadan çözüm üretiriz. Çok şükür. Söktüğümüz kalibraları tekrar yerine taktık. Altlarını doldurduk. Şimdi bir derz temizliği yapacağım. Derz öncesinde arkadaşlar şu aradaki çapakların temizlenmesi önemli ki araya düzgün derz girsin. Şöyle temizliyoruz. Ondan sonra derz uygulamamızı yapacağız. Makineyle süpüreceğiz. Elektriğini şeyini alacağız. Pisliğini. Şöyle bir temizleyelim. Çapakları alalım. Ki araya düzgünce derz girsin.
Zeminimiz kurum aşamasına geldi. Şimdi ders bulma hazırlıyorum. Tercih ettiğim renk zemini bu. Kapadokya beji. Bej rengi yani. İçine biraz DKS 120T arkadaşlar ilave ettim. Biraz daha silikonlu su geçirmez olmasını istedim. Derzimi hazırlıyorum. Evet, kıvamımız var. Yumuşak direklere, gözeneklere girecek bir derz oku hazırladım. Çok koyu yapmadım. Hemen geçelim. Çekmiştim de. Bir derz molası evet arkadaşlar, çekmez yardımıyla derzlere çapraz hareketlerle malzememizi yedireceğiz. Öncesinde dersimizi yapmanız çok önemli. Bir çapraz hareketlerle arkadaşlar malzemeyi yedirin. Fazla malzemenizi toplarsınız. Evet. Çalışmamız bu şekilde. Devam ettirelim arkadaşlar. Nihayetine edeceğiz. Şu süpürgeli kapını da şöyle bolca yedirin. Derzimizi çektik. Hemen süngerlemeye başlıyoruz. Komple kıyıları da çektim. Süpürge kıyılarını. Şu üstü de çektim. Orada nasıl kaçabiliyordu. Şimdi süngerleme işlemine geçiyoruz. Arkadaşlar süngerleme işlemi için 15 dakikayı maksimum yarım saate geçirmeyelim. Yoksa süngerlemesi zor olur. Kurumaya başlarsa iyice. Şimdi silme işlemine geçtik. İyice kurumadan bir kat temizlik yapalım. Kapasını bir tane alalım. Sonra bir iki kere silerek çalışmamıza son veririz. Kurumaya bırakırız. Sevgili arkadaşlar, ikinci gündeyiz çalışmamızda. Yaptığımız yer hiç belli olmuyor neredeyse. Bütünlükle uyum sağladı. Aslında terasın tamamında aynı problem var. Şu boşluk olayı. Benim yaptığım yer şu an
taş gibi oldu. Giden olduğu yerde çukurluklar vardı. Orayı da çözmüş olduk en azından. Burayı bir sağlama aldık. Şimdi DKS 120 metre uygulaması yapacağım. Gideri tıkacağız. Zemine malzemeyi dökeceğim. 1 saat, 2 saat zeminde malzememizi yönlendireceğiz. Kılca çatlaklar varsa onların da dolmasını hedefliyoruz. Yalıtım öncesinde zemini tozla çekiyoruz. Derzler arası boş olsun ki derzlere iyi emprenya olsun. Dökeceğimiz malzeme. Evet, zemin temizlendi. Sıcak havalarda arkadaşlar 1'e 8 ince düz malzememizi. Bir suyumuzu alalım. Suyun tazelikle kabardı. Biraz dinlenmesini bekleyeceğiz. Arkadaşlar sıcak havalarda 1'e 8'e kadar sulandırılıyor malzeme. Yani 5 kilo malzemeye 5x8 40 kilo su. Siz bunu 35 kilo koyabilirsiniz. 35 kilo suya 5 kilo DKS 120 dayı ilave edip zemine serbest şekilde dökeceğiz. Giderim bir tıkladım. Gözüküyor böyle. Suyun oraya aşağı gitmesini istemiyorum ben isteyinceye kadar. Zeminli malzemeyi gezdireceğim. Evet, malzememiz iyice bir karıştı. Şimdi arkadaşlar malzemeyi döküyorum ben. Çatıda onarımını yaptığımız teras balkonumuza DKS 120T uygulaması yapacağız arkadaşlar. Zeminde boşluklar vardı. Seramikleri kaldırdım. 2, 4, 6, 8, 10 tane seramik kaldırdım. Tekrar düzgün kalekimle yapıştırıp giderimin tamirledim. Diplerin süpürgelik diplerini tamir ettim. Ve şimdi DKS 120T uygulamasına başlıyorum. Zeminimizi bolca veriyoruz. Meyil güzel. Meyile doğru gidiyor arkadaşlar. Her tarafa malzememizi dönüyoruz. Bol bol. Zeminimizi DKS 120T ile göllendirdik. Giderimiz tıkalı. Akıntı güzel. Böyle arkadaşlar duracak bu. 15-20 dakika. Bu şekilde kılca çatlaklarının içine malzemenin, silikon esaslı malzemenin arkadaşlar girmesini bekliyoruz. Ekonomik, pratik bir malzeme. Evet arkadaşlar, yaklaşık yarım saat bekledim. Bir saate yakın hatta bekledim. Malzemenin çoğu buharlaştı. Aralara emildi belki. Şurada bir kısmı kaldı. Tekrar dağıtıyorum.
Şöyle bol bol yan duvarları da kaldırayım. Her tarafı komple. Her tarafı içirdim malzemeyi. Fazla malzemeyi tahliye ediyorum artık. Yeterince durdu sanırım. Çıkartıyorum bir dilimi. Evet. Görüyorsunuz gidiyor. Çek pasta arta kalan malzemeyi artık veriyoruz. Gider doğru. Çekelim. Şöyle yapalım. Çek pasımızı. Emdi kadar emdi. Kurumasını biraz bekleyeceğiz arkadaşlar. Bütün malzemeyi vereceğiz. Sonra biraz bekleyip vile de yapacağız yarı. Olay bitecek. Ev sahibine hayırlı olsun. Arkadaşlar katılarak destek olmayı unutmayın kanalımıza. Videoların altında destek IBAN numaraları var isteyenler arkadaşlar. Bana soru sormak isteyenler, telefonumu öğrenmek isteyenler. Oradan bana maddi destek olarak iletişim bilgilerime ulaşabilir. Ev sahibimize hayırlı olsun. Bir işin daha sonuna geldik. Pratik, ekonomik bir şekilde çalışmamızı yaptık. En son bir de attım arkadaşlarıyla. Pas pas çek pas yaptım. Ufak bir çünkü silikonlu malzeme döktüğümüz malzeme iz yapabilir diye. Çıkıyorum. Yeni videolar arkadaşlar. Görüşmek üzere. Selamlar sevgiler. Ben İnegöl'den Özgür kardeşiniz.